İstanbul'dan herkese selamlar. Şimdi biliyorsunuz ki biz Berlin'e taşınmadan önce eşyalarımızın bir kısmını böyle dört koli halinde gidip PTT'ye vermiştik. Oradan alıcısı kendimiz olarak. Adreste bulamadıkları için bizi o kargolar geri Türkiye'ye dönmüştü. Kolilerin hepsi döndü İstanbul'a. Hepsinin dönmesini bekledim. Dün gittim İstanbul'da PTT'ye. Bu arkamda görmüş olduğunuz yığın oradaki kolilere ait olan bir yığın. Bütün işte kışlık kıyafetlerimiz, yazlık kıyafetlerimizin bir kısmı neredeyse burada. Ee, salonda da böyle bir sürü yığınımız var. Şimdi olanları size anlatmak istiyorum. Kolilerin epey böyle yıprandığını falan gördük. O yüzden onları tekrar bir kolye koyup paketlemek istedik falan. 3 tane kolimiz bitti. Hepsini hazırladık. En son kolyeye gelince orada bir böyle DHL'in kendi ambalajıyla kapattığını fark ettik. Kolyeyi böyle biraz açınca kolyenin içinde bize ait olmayan eşyalar var. Böyle yarısına kadar sanki bizim eşyalar yarısının da üstü başka birisinin eşyalarıydı. Tam o anda eşyaları bir daha göndermekten vazgeçtik. Hepsini eve getirdik sağ olsunlar. Acı badem bize gerçekten çok yardımcı oldular. Çık başka birisinin eşyalarını görmek çok tatsız bir olaydı. O kadar hani duct tape etraflarını böyle sarmış olsak bile ona rağmen biz böyle kolide hasar yaşadıysak hani düz koli bandıyla bu işi halledenler nasıl halledebildi ya da ne bileyim hani vergisi ne göze alıp buradan teknolojik aletini götürenler, gönderenler nasıl bunu göze alabiliyor? Gerçekten bilmiyorum. Hangi eşyalarımız kayıp? Hangi miktarda kayıp? Yani bence bunu tespit edebilmek aşırı derecede zor çünkü gördüğünüz gibi bir kıyafet yığını var. Aynı şekilde kitaplarımız da öyleydi. Şimdi birazdan size onları da göstereceğim. Bu konuda eğer fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz ama bizim bu olaydan çok midemiz bulandı yani. O yüzden de bir daha aynı şeyi hani yapmayı göz alamam. Eşyaları boşluğa göndermeyi göz alamam. Çünkü aslında bu benim birazcık terapim başlayacak da o yüzden saatime bakıyorum. <laughs> bu birazcık benim aidiyet duygumla alakalı bir şeydi. Yani çünkü mesela otele gittiğinizde hani kendi eşyalarınız değil ve herhangi bir otelde zaten oraya ait hissetmeniz gerekmez. Çünkü geri dönüp evinize geleceksinizdir ama bir eve taşınıyorsanız o eve kendinizden mümkün olan en çok eşyayı götürmek istersiniz ki kendi yaşam alanınızı kurun, kendi güvenli alanınızı kurun. Hani daha kolay alışın ve aidiyet duygunuz daha hızlı bir şekilde gelişsin diye bunu yaparsınız. Yani o yüzden insanlar yeni evlere taşınırken birçok eşyasını da beraberinde götürür ya da işte kişisel eşyalarını bırakmazlar. Yani kişisel eşyalarını götürürler. Benim için de kıyafetlerimi geçtim. Kitaplarım onu ifade ediyordu. Şunu düşüneceğim. Hani eşyalarım en azından bende ama 2000 km ötede. Ve istediğimde evet kolay ulaşamam ama gittikçe en azından götürme şansım olacak gibi bir duygu yaşıyorum. aslında burada şöyle bir şey var. Hani ölümü gösterip sıtmaya razı olmak vardır ya hani tam olarak oyum. Çünkü mesela biz kedimize de aynı şeyi düşündük. Yani buradan ne bileyim işte oyuncaklarının tamamını götürdük. işte mama kaplarını götürdük. Ne bileyim işte kum pedini götürdük. O ne demekse kum pedi. İşte kum kabının altına serilen şeyden bahsediyorum. Yani kendini mümkün mertebe o eve de ait hissetsin ve hani oranın kendi evi olduğunu anlasın diye aslında biz bunu yaptık. PTT Acıbadem'deki çalışanlar gerçekten çok yardımcı oldular. eğer dilekçe vermek isteseydim de sonuna kadar yardımcı olacaklarını canı gönülden inanıyorum. Kendileri de o şekilde zaten söylediler. Benden aslında şöyle bir dilekçe vermemi istediler. Siyah mini V yakalı bir elbise. S beden işte Bershka marka gibi bir şey belirtmemi istediler ve benim için bu hiç mümkün değil. Zaten Kenan burada değil. Kenan'ın kendi eşyalarını görüp hangisi eksik ya da değil tahlilini yapması mümkün değil. Evet ya burası benim evim. Kabulünü yapabilmek için orada size ait eşyaların olması gerekiyor. Bu bence çok önemli bir şey. İnsan psikolojisi açısından. Bunlar bizim 80 kilo kollarımızın içeriği. Burada kıyafetlerimiz var. Burada Migros poşetlerimizle görünen daha ayakkabılarımız. Mesela bu ayakkabılarımızı nasıl götüreceğimize dair hiç hiçbir fikrim yok gerçekten. Burada da kitaplarımız var. Bu kitaplar benim için gerçekten çok önemli. Bence kitapları herkes için önemlidir. Yani bilmiyorum. Şu da çok güzel bir şey ya. Bunu ben yapmıştım. Sayılarla boyama hobi kiti gibi geçiyor. Böyle beğendiyseniz, merakınız varsa Google'a sayılarla boyama, kanvas, tablo falan tarzı şeyler yazabilirsiniz. O şekilde çıkar. Bu işler biraz sancılıymış. Yani neden PTT Kargo o zaman hani ne bileyim DHL'le gönderseydiniz? İşte Shipentegra mı? Şip Navlunga falan o tarz özel firmalar da var yani bizim muhtemelen muhtemelen değil bu arada bir tanesinden fiyat aldık ee, bizim böyle 4 koli gönderdiğimiz fiyata bir koliyi çıkarıyordu 80 kiloda uf başımıza neler gelirdi yani benim için ekstra maliyet olan şeyler bunlar ve beni gerçekten huzursuz eden şeyler bunlar Ekstra maliyetler bence herkes huzursuz eder. Yani bana özgü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Birleşme seansımız da burada biraz sona erebilir diye düşünüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmanız bizim için gerçekten önemli. Bu şekilde bize destek oluyorsunuz yani. Bir de videoyu like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.